Transformers Bayverse'ün en sevilen ve en özel karakterlerinden biri. Hakkında kehanetler ortaya atılan, nasıl oldu bilmiyoruz ama öldü denilerek komple teorileri üretilen bir Autobot. Optima TR ile karakter analizi videosuna hepiniz hoş geldiniz ve ilk konuğumuz Transformers 3 Ayın Karanlık Yüzü filminden Kırmızı Şeytan Dino. Serinin yapımcısı Michael Bay tarafından 3. filmde karşımıza çıkartıldı Dino. İyi ki de çıkartıldı. Revenge of the Fallen yani Yenilenlerin İntikamı filminin sonrasında Optimus Prime tarafından Decepticonlara karşı yürütülen, dünya gezegenindeki savaşa destek için çağrılan 3. dalga Autobotlarla birlikte yüzüne inen Dino'yu kuşkusuz hepimiz çok sevdik. Ve arkadaşlar Dino, Dino diye yazılır, Dino diye okunur. Dino, I got him. Dino, I got him. Yenilenlerin İntikamı filminde Optimus Prime tarafından öldürülen Fallen ve kaçmak zorunda kalan Megatron ile bozguna uğrayan Decepticonlardan geriye kalanlar dünyanın çeşitli yerlerine dağılarak saklandı. Büyük şehirlere yerleştirilen Energon dedektörleriyle kalan Decepticonların aktiviteleri insanlar ve otobotların işbirliğiyle kurulan Anti-Decepticon Birliği NEST ile takip ediliyordu. Dino da bu ekibin önemli bir parçası olarak otobotlara katıldı. Peki Dino'ya ne oldu? Öldü mü? Hayır arkadaşlar, Dino ölmedi, kalbimizde yaşıyor. Şaka bir yana, Dino bu konuyla alakalı Transformers severler arasında çeşitli kanallarda, forumlarda ve birçok mecrada çok konuşuldu. İşin gerçeği şu, Transformers 3 Ayın Karanlık Yüzü filminin 29 Haziran 2011'deki galasından sadece 1,5 ay sonra Dino'nun seslendirmeni ve Michael Bay'in yakın arkadaşı İtalyan asıllı Amerikalı oyuncu Francesco Quinn elin bir şekilde hayatını kaybetti. Ve yakın arkadaşlarından birini kaybetmenin üzüntüsüyle Michael Bay, serinin devam filmlerinde Dino'yu başka bir seslendirmene vermeyerek oyuncunun hatırasına saygı için Dino karakterini Bayverse'den ve hikayeden çıkardı. Dino karakteriyle ilgili enteresanlıklar bunlarla da bitmiyor. Benim kanalımda olduğu gibi dünyanın birçok yerinde Transformers figür tanıtımlarının çekildiği videolar ve kayıtlar mevcut. Türkiye'de de hatırlayacağınız üzere 2014 ve 2015 yıllarında Transformers figür tanıtımlarının profesyonel anlamda yapıldığı ilk kanal bana ait. Peki neden Dino'nun 3. filmde izlediğimiz versiyonuyla yani bir Ferrari modele dönüşen figürü niye mevcut değil? Size ilginç gelebilir ama bunun sebebi dünyanın en önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Ferrari'nin ağır pazarlama kuralları arkadaşlar. Çünkü Ferrari'nin şeklini değiştiremezsiniz, bozamazsınız. Ve bir film ya da bir figür için bile olsa Ferrari marka bir aracın üzerinde modifiye yapamazsınız. Bir Transformers figürüne konu olmuş bir aracı robota dönüştürmek için şeklini bozmak zorundasınız ve parçalarını birbirinden ayırmalısınız. Ama Ferrari için bu kesinlikle mümkün değil. Bu nedenle de anlaşamayan iki taraf sonuçta masadan kalktı ve yüzlerce hatta binlerce Transformers figürü arasında Dino'nun Ferrari model figürü yer almadı. Figürlerden bahsetmişken yakın tarihte çektiğim Dino figür incelemesini hemen şuradaki videodan izleyebilirsiniz. Tam da bu sebeple arkadaşlar birçok Transformer'ın aksine Dino'nun dönüşüm sahnelerini de hızlıca geçmek zorunda kaldı Michael Bay. Birçok karakterde ayrıntılı olarak gördüğümüz dönüşüm sahnelerini Dino için hep birkaç saniyeliğine gördük ve bu dönüşümlerde önünde mutlaka bir engel vardı. Yani Dino'nun araç formu olan Ferrari 458 İtalya'nın nasıl robota dönüştüğünü gösterir net bir görüntü filmde mevcut değil. İşte Dino'nun filmdeki dönüşüm sahneleri. Burada. 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 Ve burada. Gördüğünüz gibi Dino'nun Ferrari moddan nasıl robot moda geçtiğini gösterir net bir görüntü hiçbir şekilde gözükmüyor. Az önce de belirttiğim gibi bunun tek sebebi Transformers'ın yapımcı şirketiyle Ferrari arasındaki lisans uyuşmazlığı. Hatırlar mısınız bilmem, Türkiye'de de buna benzer bir olay yaşanmıştı. Bildiğiniz üzere sipariş üzerine üretilen Ferrari arabalarından Türkiye'de İstanbul'daki bir alıcı satın aldığı Ferrari üzerine tüp taktırınca Ferrari tarafından satış rakamının çok daha üstünde bir rakam kendisine ödenerek arabalarını geri satın almışlardır.
sadece Ferrari'nin lastik takımlarının bile değeri 109 bin pound. Yani yaklaşık 130 bin dolar. Yani yaklaşık TL'sini de siz hesaplayın. Yani çok ciddi bir geliri var Ferrari'nin yedek parçalarından. Bu nedenle Ferrari'ye dışarıdan bir müdahale yapılamayacağı için az önce söylediğim gibi bir filmde bilgisayarlı montaj bile olsa Ferrari görselinin üstünde değişiklik yapılamıyor. Transformers 3. filminde Dino'nun dönüştüğü araç modeli olan Ferrari 458 Italia, Ferrari'ler içerisinde de en özel araç modellerinden bir tanesi. En gürültülü Ferrari arabası olarak bakılan 458 Italia, Ferrari üreticilerinin adeta göz bebeği. Haksız da sayılmazlar. Peki siz neler düşünüyorsunuz Dino ile ilgili? Ve az önce bahsettiğim konularla alakalı görüşleriniz neler? Yorumlarda belirtin, birlikte tartışalım. Bir sonraki analiz videosunda buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. We'll be right back.